Evet sevgili izleyiciler, TV Az izleyicileri, herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, merhabalar diyoruz. Güzel bir günden, güzel bir perşembe gününden. Bugün program konuğumuz, öncelikle merhaba diyeceğim. Program merhabalar. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Murat Keskin olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet. Bu arada Ebru Özgürdal sunumuyla hayatın içinden program konuğu değinmiş olduğum gibi genel cerrahi uzmanı operatör doktor Murat Keskin program konuğumuz. Konuyla ilgili konuşacağız tabii ki. Bu arada biliyorsunuz Türkiye'de 4 kadından biri meme kanseri. Hemorit yani meme hastalıkları, meme kanseriyle ilgili sorularımız olacak hocamıza. Onlardan güzel cevaplar alacağız. Artı yine 4'te bir demeyeyim de 4 insandan 2 kişi hemen hemen mide rahatsızlığı. Hatta 3 diyebiliriz. 4'te 3 diyelim. Stres değil mi? Artınca, yani evet. Türkiye'de %70, 65 ve 70 oranlarında bu ben dahi mide rahatsızlıkları yaşıyoruz. Bu çok da yaygın tabii. Çok fazla yağlı yemekle alakası yok. Şimdi ben geçenlerde de araştırdım. Bebekler bile doğuştan reflüye bile yakalanabiliyormuş. Tabii sosyal hayat değişiyor. Yeme alışkanlıklarımız değişiyor. Birçok şey artık sanayileşiyor. Hazır yiyecekler, gece geçen yiyecekler, uyku düzensizlikleri, stres gibi faktörler, bütün bunların hepsi tabii direkt mideyle etkili olan şikayetler. Bu nedenle tabii çok fazla hastamız var. Gerçekten bazen zorlandığımız hastalarımız da oluyor ama sonuçta biraz dikkatle bunların hepsi zaten bir şekilde tedavi oluyorlar. Şimdi bunları tek tek sormadan önce Murat Keskin hocamızı bir tanıyalım. Murat Keskin operatör doktor, genel cerrah, mide hastalıklarını ve hemorit, meme hastalıklarına bakıyorsunuz. Bir tanıyalım size. Adım Murat Keskin, genel cerrahi uzmanıyım. Evet. 1996 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. Evet. 2003 yılından beri genel cerrahi uzmanıyım. Aynı şekilde işte genel cerrahi biliyorsunuz birçok aslında dahili bölümünün biraz daha çok ameliyat kısmına bakan. Evet. Aynı zamanda bir bilim dalı, aynı zamanda endoskopik cerrahisi yapıyorum. Endoskopi olarak da hastalarıma gastroenteroloji anlamında da mide hastalıkları çok iç içeyim. Hemoroid hastalıkları biliyorsunuz, meme hastalıkları, bütün bunlar guatr hastalıkları bizim branşımızı ilgilendiren önemli konular. İşte sizinle de bugün evet, bu programda inşallah zaten konuşacağımız konular olacak. Burada ben belirtecektim zaten. Siz de zaten kısa kısa bilgileri verdiniz. Hemoroid, meme hastalıkları, kanseri, tiroid, mide hastalıklarıyla ilgili evet, tüm merak ettikleriniz Ebru Özgürdal sunumuyla hayatın içinden programı başlıyor diyecektim ama dememe gerek kalmadı. Bilgileri hocamız verdi. Efendim bu arada sevgili izleyiciler, merak ettiğiniz sorular varsa telefon numaramız 0322 alan kodumuz 458-78-58, 0322 alan kodumuz 458-78-58 telefon numarası, ayrıca 213 yine alan kodu 0322-213-13-13. Bu arada televizyon ekranında olamadınız mı? Yani ekranların karşısında olamadınız mı? İzleme fırsatınız mı bulamadınız? Telefonda, araçta mısınız ya da iş yerinde, ofiste misiniz? Telefonun internetinden de bizleri takip edebilirsiniz ya da ofisinizde. www.tva.com.tr'den de bizleri izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, bu arada reflü nedir? Önce onu bir açılımını yapalım. Sonra reflü ve gastrit belirtilerini soralım. Tabii tek başına hemen reflüyü açıklamak belki çok doğru olmaz. Gastritle birlikte anlatırsak biraz daha kafamıza yerleşir diye düşünürüm. Şimdi biraz tabii çok fazla detaylı bilimsel kelimeler kullanmayın. Çünkü izleyen kitle bizim halkımız sonuçta. Onların da anlayacağı dilden biraz evet, açıklamak istiyorum. Şimdi mide bildiğimiz gibi yemek yiyeceklerimizin ilk geldiği yer. Yemek borusundan geçtikten sonra ilk geldiği yer. Ve burada bu yiyeceklerin bir şekilde eritilmesi lazım. Evet. Dolayısıyla mideyi bir büyük bir kazan gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde hortumlar var ve buradan da asit üretiliyor. Ve bu asitlerle bizim yiyeceklerimiz bir şekilde, bu yiyeceklerimiz bir şekilde eritiliyor. Daha sonra da bağırsak sistemine doğru gidiyor. Şimdi mide içerisindeki bu yediğimiz yiyecekler, mide içerisinde bir kaza oldu galiba. Evet. Mide içerisinde bu yediğimiz yiyecekler asitlerle birlikte bizim tekrar mideden ileriye doğru, yani ince bağırsaklara doğru değil de tekrar yemek borusuna doğru geri gelişine biz reflü diyoruz. Evet.
Şimdi reflü neden şikayetleri yaratıyor? Neden insanlarda bazı şikayetleri yaratıyor? Çünkü midenin içerisinde yaklaşık altı çok kalın bir katman var. Evet. Dolayısıyla aside dirençli bir alan. Ama yemek borusu ince kağıt zarı gibi. Evet. Bu nedenle oradan gelen yani mide içerisindeki asitli yiyecekler yemek borusuna geldiği zaman orada ciddi tahribatlar yol açıyor ve bu uzun süreli devam ettiği zaman da çok ciddi enfeksiyonlara, tedavisi çok dirençli enfeksiyonlara ve daha sonrasında kansere sebebiyet verebiliyor. Peki reflü hastasında ne tür şikayetler oluyor? Bir kere en önemlisi ciddi yanmalar, göğüste yanmalar, sırt ağrıları, hazımsızlık, şişkinlik, bu tip şikayetler çok fazla oluyor. Hatta çoğu hasta bunu bir kalp ağrısı zannetip kardiyolojiye gidiyorlar. Gerçi kardiyoloji gitmelerinde çok iyi. Bu konuya ben değineceğim. Evet, kardiyolojiye gidiyorlar. Çünkü gerçekten sanki kalp ağrısı geçiriyormuş gibi hissediyorlar. Aslında bu çok iyi bir şey. En azından arada bir takım teknikler yapmış oluyorlar. Evet. Genelde de bu tip şikayetlere geliyor. Onun dışında bize en fazla başvuran hasta grubu ses kısıklığı. İşte ses kısıklığı olan hastalar, boğazda sürekli yanmam var. Hocam bir türlü sürekli bir tahriş hissi, bir sıkıntı hissi, boğazda sanki bir şey takılıyor hissi oluyor. Bu tip hisler oluştuğu zaman da öncelikle kulak burun boğaza başvuruyorlar. Kulak burun boğaz hekimlerimiz, arkadaşlarımızla muayene ettiklerinde hiçbir şey bulamadıklarında bununla ilgili bize başvurmalarını söylüyorlar. Tabii orada kulak boğam onların da muayenesi da yanmış muayene oluyor. O zaman aslında mide rahatsızlığı bir nevi birçok rahatsızlıklarıyla ilgili belirtileriyle en azından sağlık açısından kendini sebebiyet olarak ön plana atmış aynen, oluyor. Aynen. Hastanın çoğu hocam ben kulak burun boğaza gittim bir şeyim yok kardiyolojiye gittim bir şeyim yok diyor. Evet. Biz de iyi diyoruz tamam onlara gittiyseniz bir sıkıntı yok. Ne yapıyoruz o zaman? Biz gerçekten acaba reflü var mı diye bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Bu sorunun cevabı için de genellikle endoskopiye ihtiyaç var. Endoskopi. Endoskopi yaptığımızda da reflüde aslında iki tane şey ortaya çıkıyor. Bir de birincisi şu. Reflü hastalarının bir kısmında mide fıtığı dediğimiz yani hiatal hernia dediğimiz şey var. Olgu var. Evet. Dolayısıyla yani bu nedir? İşte yemek borusunun geçtiği alanda daha geniş bir alan ve mide içeriği, mide yukarıya göğüse doğru baskı yapıyor. Ondan dolayı gelişiyor. Ama inanın hastaların büyük bir bölümünde biz hiçbir belirti bulamıyoruz. Yani ne bir fıtık bulabiliyoruz ne bir şey bulabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Mutlaka ve mutlaka bununla ilgili bir tedavi düzenleme durumu kalıyor. Bazen mantar enfeksiyonları görüyoruz. Ciddi reflü hastalarında tabii tedaviyle birlikte bazı önerilerimiz de oluyor. Evet. Şimdi burada endoskopi derken buradan özellikle izleyicilerimize de belirteyim. Bazı izleyicilerimiz, bazı vatandaşlarımız daha doğrusu reflü ve gastritte doktorlarımız, sizin gibi hocalarımız falan kesinlikle endoskopiye girmeniz gerekiyor ki reflü mü, gastrit mi, ünser başlangıcı mı, mide fıtığı mı yaşıyorsun, 12 bağırsakta bir problem var diye. Kimileri de endoskopiden korkuyorlar. Ben bile korktum ama endoskopiye girdim. Tabii ki endoskopide girdim çıktım hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece o esnada gözlerim açık. Tabii ki ilk kez de girdim. Şimdi az önce ne demiştiniz? Kolda uyuşma, işte göğüs ağrısı. Ben bunu birebir yaşadığım için bir o esnada sonrasında benim tabii ki midemde reflü ve gastrit olduğunu oluştum. İnanılmaz bir kol ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı. Bunlar tamamen reflü. Birebir kalp krizini taklit edebilir. Evet, bu arada sevgili izleyiciler burada tekrardan belirtelim. Doktorumuz Murat Keskin'in belirtmiş olduğu gibi. Kesinlikle kolunuzda uyuşma var ise, sırtınızdan beline, kalbinize doğru bir ağrı geliyor ise, midenizde iki göğüs kafes arasında inanılmaz bir ağrı var ise, bunun yanı sıra yutkunamadığınız veya kalp çarpıntısı yaşıyorsanız, kesinlikle hemen ben kendinizi acil atıp da kalp krizi geçiriyorum, kalbimde sorun var diye paniğe falan girmeyin. Bunlar tamamen reflü ve gastrit belirtileri de olabiliyor. Tabii ki reflü ve gastrit belirtisi diyerek de hemen de bunun üstünü de altında özellikle çizelim. Yine de siz hemen bir doktora görünebiliyorsunuz. Çünkü mide ağrısı bile bir kalp krizi belirtisiymiş. Kesinlikle. Yani burada da tam tersi oluyor. Diş ağrısı bile kalp krizi belirtisi olabilir. Onun için mutlaka diş ağrısı. Diş ağrısı evet. Diş ağrısı hastamızlarda yani kalp krizi geçiriyor. Yani ama midede inanılmaz üst kısımda bir ağrı olduğu zaman bu kesinlikle zaten reflü ve gastrit rahatsızlığı yaşayan insan kesinlikle midesiyle ilgili yaşıyor. Şimdi burada biraz da insanları bilinçlendirmek adına bir takım şeyler söylemek istiyorum endoskopiyle ilgili. Evet. Tabii iki tane konu var. Birincisi insanlar endoskopiden korkuyorlar. Evet. İşte canlı yapılıyor diye düşünüyorlar. Aslında çoğu merkezde artık canlı yapılmıyor. Bir şekilde uyutuyoruz. Yani hastayı sedatize ediyoruz. Ondan sonra yapıyoruz. Kısa bir işlem. İkincisi
şöyle bir olgu var. Bazen gerçekten hastalarımızın bir kısmında inanılmaz şikayetler olmasına rağmen endoskopi yaptığınızda çok ciddi şeyler görmüyorsunuz. Ama bazı hastalarımız var. Hocam çok önemli bir şeyim yok. İşte biraz ağrım oluyor. Ne bileyim biraz sanki kilo kaybettim gibi. İşte ya kızım da dedik işte bir endoskopiye gir. Biz zorluyoruz. Yüzüne bakıyoruz, şeye bakıyoruz. Hareketlerine bakıyoruz, işte geçirdiği evrimlere bakıyoruz ve buna yönelik endoskopi planlıyoruz. Bir bakıyoruz ki çok ilerlemiş ülserler, bazen mide kanserleri karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle içimizin hem rahat etmesi, hem önlemi erken almak adına, hem de oradan işte biliyorsunuz Helicobacter pylori diye bir mikroorganizma var, ülsere daha sonrasında kansere sebebiyet verebiliyor. Bunun teşhisi için biyopsi gerekiyor. Bunu teşhis etmek amaçlı olarak da mutlaka ve mutlaka bir endoskopi öneriyoruz. Bu da işte hani gereksiz yapılan bir işlem gibi değil. 100 tane hastayı yapalım, bir tane hastamızı erken yakalayalım. Her şeyi bedel. Ben hep onu söylüyorum. Çünkü artık toplumda biliyorsunuz 4 kişiden bir kişi kanser olma yolunda yavaş yavaş ilerliyor. 2025 yılında her 4 kişiden bir kişi kanser olacak. İstatistikler bunu gösteriyor. Onun için mutlaka önlem almamız lazım. Erken teşhis çok önemli. Peki endoskopi derken şimdiki bir de bir sistem çıkmış. Endoskopi ile gastrit ve reflü tedavisi ameliyatı diye böyle bir şey var mı? Endoskopik, laparoskopik yöntemlerle yapılıyor artık ameliyatların çoğu. Bu nasıl bir şey? Mesela ben yani sizin de hastanızım aslında. Reflü var, gastritim var. Bunun arkadaşım geçenler dedi ki bunun önlemi artık alınıyor. Endoskopi gibi ameliyatlar yapılıyor. Bunun hemen tedavisi yapılıp kaldırılıyor. Şimdi yaran iyileşmesi anlamında değil ama işte mide fıtığı anlamında mesela laparoskopik, midenin içeri endoskopi yoluyla değil de dışarıdan laparoskopik, yani karnın içine 3 veya 4 delikten giriyorsunuz, fıtığı tamir ediyorsunuz. Reflü hastalarında bazen yemek borusuyla mide arasında bir gevşeme oluyor. Oradaki kaslarda bir gevşeme oluyor. Mesela orada endoskopi yoluyla stretta dediğimiz bir yöntem var. Bu yöntemle orayı daraltıyorsunuz ve tamamıyla reflü şikayetlerini yok edebiliyorsunuz. Bu endoskopik bir yöntem. Bu yaklaşık 5-6 yıl önce çıkan bir yöntemdi. Şu an Adana'da yapılıyor diye bilmiyorum. İstanbul'da yapılıyordu. Ben Rize'de görevdeyken yapıyordum. Şu an Adana'da inanın yapılıyor olsaydı ilk başta tedavi olan insanlar. Evet, endoskopik bir yöntemle uyut olarak yapılıyor. Ama eğer yemek borusuyla ve mide arasında bir gevşeklik var ise o şekilde tedavi oluyor. Evet. Gastritteki ve özellikle gastrik ülser veya duodenum, yani 12 parmak bağırsağı iltihabı ve ülserinde aslında en önemli konulardan bir tanesi stres. Evet. Stres ve tamamen üzüntü. Çok önemli. Bir de şunu soracağım Murat Bey. Gastritle reflüyü ayırt ediyoruz tabii ki. Hepsi çok farklı bir hastalık. Bunun açılımını yapalım. Mesela bazı arkadaş dostlarımızla karşılaştığımız zaman bende reflü var, gastrit var ve ülser var. Şimdi ülser çok başkadır. Ülser ilerlemiş ve yara halinde. Onun birazdan açılımını yapacağız. Gastritin nelerdir? Gastritinizin azlığını nasıl hissedersiniz? Gelinle mi? Reflün mide yanmasıyla mı? Reflü nedir? Bunları bir kere insanlardan böyle ayrım olarak tamam, açılımını yapalım. Onu çok kısa o zaman şöyle özetleyeyim. Birincisi, mide içerisindeki asitli yiyeceklerin, yani asitli ortamın yemek borusuna geri kaçmasına biz reflü diyorduk. Yani buradaki asitli ortam bir şekilde buraya geliyor. Dolayısıyla burada bir göğüste bir ağrı, sırt ağrısı, bir yanma hissi, ağızda bazen ekşime hissi, boğazda yanma hissi olur reflüde. Gastritte ise özellikle gastrit şikayeti olanlarda hazımsızlık, şişkinlik hissi, bazen gerçekten şu bölgede, tam orta bölgede, şu bölgede, tam iki kaburga kemiğinin arasındaki orta bölgede şiddetli ağrı, sırta vuran ağrı ifade ediyorlar hastalarımız. Genelde de bu tip ağrılar yemek yedikten hemen sonra başlıyor. Bazı hastalarımız ben bir şeyler yiyince rahatlıyorum, bazıları hocam yesen de yemesem de yine ağrım oluyor diyebiliyor. Bu biraz da bir stresle de biraz ilintili olan şikayetler. Eğer sadece bu bahsettiğim şikayetler varsa, göğüste yanma yoksa, o zaman genelde reflüden çok fazla bahsetmek doğru değil. Evet. Peki Murat Hocam, reflü ve gastrit hastası rahatsızı olanlar, ülser rahatsızı olanlar aslında şişkinlik, kazımsızlıktan dolayı kendimi iyi hissetmiyorum düşüncesiyle de bazen bunlardan bir tanesi de ben oluyorum tabii ki. Mesela kendimden örnek vereyim. Bu sefer aç kalmayı tercih ediyorum, rahatlayayım diye. Bu sefer bu da tetikliyormuş. Yani evet. Neden tetikliyor? Ne yoracakmışsın ne de boş bırakacakmışsın. Evet. Neden tetikliyor? Şimdi az önce bahsettim. Mideyi bir boş bir kazan gibi düşünün. İşte hortumlar var. Oradan asitler salgılanıyor. Açlık hissini tetikleyen şey de mide asidinin salgılanması. Siz açken de mide asit salgılıyor. Şimdi düşünün. Boş bir kazan, direkt asidin girmesi başka bir şey. İçerisinde yemek, yani besinlerin olması ve asidin onunla karışması bir şekilde asit ortamını düşürüyor.
Aç olan yere çok fazla asit dökerseniz bir şekilde orayı tahrip edersiniz. Zaten tahribat başladığı zaman gastrit dediğimiz mide dokusu iltihabı başlıyor. Bu sürekli devam ettiği zaman o iltihap derinleşiyor. Derinleştikçe erozyon dediğimiz hadise gelişiyor. Yani sıyrıklar başlıyor. O biraz daha derinleşince artık bir ülser oluşmuş oluyor. Ülseri tedavi etmek de tabii daha uzun bir süreç, daha zor bir süreç. O zaman ülser... Uzun vadede de kansere sebep oluyor. Kansere dönüşüyor. O zaman ülser reflüden mi başlıyor, gastritten mi başlıyor? Ülser tamamen gastritten başlıyor. Gastritten başlıyor. Gastrit, ülser başlangıcı, ülser ondan sonra da kanseri, mide kanserine kadar gidiyor. Zaten burada da söyleyecektim. Şimdi biraz da mimik hastalıklarına geleceğiz de telefon numaramızı bir kez daha hatırlatalım sevgili izleyiciler. Canlı yayın telefonumuz 0322 alan kodumuz 458 78 58. Yine 0322 alan kodumuz 213 13 13 diyoruz. Bu arada internet üzerinden de nasıl takip edebilirsiniz? www.tva.com.tr'den. Reflü ve gastrit belirtilerini az önce konuşmuştuk. Bir göğüs ağrısı, bel ağrısı buna benzer belirtileri. Peki yemek sonrasındaki midedeki ağrı ülserden mi olabilir? Yani bunu ülser olduğunu bilmeyen bir insan herhangi bir bel ağrısı, bir mide ağrısı bu ülser demek midir? Mide ile ilgili bir rahatsızlığın teşhisini koyabilmek adına yapmanız gereken tek şey endoskopi. Gözünüzle görmediğiniz hiçbir şeyin adını koyamazsınız. Halk içinde şunu diyebilirsiniz. Bende gastrit var. İşte bazı doktor arkadaşlarımız sende ülser var şu ilacı al diyebilirler. Ama ülser diyebilmemiz için onun ülserin orada olduğunu görmemiz lazım. Bunu ancak endoskopiyle biz anlatabiliriz veya görebiliriz. Gördükten sonra teşhisi o şekilde koyabiliriz. O nedenle insanlar bize geldi hocam bende gastrit var, bende ülser var dediğinde ben ilk sorum şu, endoskopi yaptırdınız mı? Çoğu hayır hocam yaptırmadım. Nereden biliyorsunuz gastrit veya ülser olduğunu? Hocam bana öyle söylediler. Çünkü neden? Çünkü bu şikayetleri direkt gastrit veya ülserle bağdaştırıp o şekilde insanlara bir şekilde anlatılıp tedaviler düzenleniyor. Gastrit ve ülser kelimeleri tamamıyla dediğim gibi görüntüsel, oradaki yaralarla ilgili bir şey. Bunu görmeden söyleyemeyiz. Tedavide çok bir değişiklik var mı? Hayır. Sadece süre anlamında bir değişiklik var. Eğer ülser varsa tabii uzun süreli bir tedavi veriyoruz. Kontrol endoskopisini yapıyoruz. Gastrit varsa tedavi verdikten sonra hastanın şikayetleri geçiyorsa tedavi sonlandırabiliyoruz. Çünkü diyoruz ki hafif bir iltihap var, gastrit var. Onu da gözümüzle gördüğümüzde içimiz rahat oluyor. Ama gözümüzle görmeden bu gastritti, ülserdi diyemez. Hem ülser hem gastritti de aynı şikayetler mevcut. İkisi de ortak şikayetler. Aynen. O zaman az önce bahsettim. Hasta geliyor bana, hocam ölüyorum, bitiyorum. Bakarsınız dersiniz ki ya bu ciddi kanser herhalde. Yani o kadar çok şiddetli ağrısı var ki. Endoskopi yapıyorsunuz, çok hafif bir gastriti var. Hasta geliyor bana, hocam arada sırada ağrım oluyor diyor. Bir giriyorsunuz, bakıyorsunuz çok ciddi bir ülseri var. Onun için şikayetlere bakarak bende hafif bir şey var, çok bir şey var demek çok doğru değil. Ama şikayetler tabii ki ortak anlamında. Yani işte hazımsızlık, şişkinlik, işte ağrılar, yanmalar, bütün bu şikayetler hepsi ortak. Hem ülser için hem gastrit için. Endoskopi olayı kimileri de işte hani korkuyor, çekiniyor, mideye zarar veriyor diye söyleşiler yapıyor. Yani endoskopinin mideye bir zararı var mı? Hiçbir zarar yok. Çok kısa bir işlem. Kesinlikle mideye tahriş eden bir durum değil. Zaten endoskopi yaparken 6 ayda bir mutlaka yapıyoruz. Çok ciddi durumlarda 2-3 ayda bir tekrarlıyoruz. Hani kontrol amacı gerekiyorsa verdiğimiz tedavi yanıt var mı, ameliyat gerekiyor mu diye. Bu amaçla bir işlem yaptığımızda 2-3 aylık bir süreç gerekiyor. O aralarla yapıyoruz. Yoksa 6 ayda bir, senede bir eğer çok ciddi durumlar varsa. Hasta bana geldi, hocam ben 3 ay önce endoskopi yaptırdım, raporumu ve ilaçları aldım ama düzelmedim dediği zaman ben bir daha endoskopi ihtiyacı hissetmiyorum çünkü sonuçta yapılmış. Ama vücuda dediğim gibi hiçbir zarar yok. Kısa süren bir işlem, teşhis amaçlı çok yararlı bir işlem olarak söyleyebilirim. Peki şunu söyleyeyim. Mide asidi mesela sorulardan bir tanesi. Mide asiti yediklerimizi nasıl eritiyor? Yani mide asiti az önce cevapladık ama. Evet, bir harman oluşuyor. Evet. Yediğimiz şeyler alkali diyelim. İşte asit onları eritiyor, küçültüyor. Küçük parçalara bölüyor. Sonra zaten onun iki parmak bağırsağından ince bağırsaklara gidiyor. Orada sular alınıyor biliyorsunuz. Sular emiliyor ince bağırsakta. Kalın bağırsağı posa bir şekilde dışarı çıkartıyoruz. Peki Murat Hocam, bu asit dediği olayı, yani mesela o zaman mideyi reflü veya gastrit rahatsızlığı olan insanlar midede asidin çok fazla algılanmaması lazım, yayılmaması gerekiyor o zaman değil mi? Şişkinlik
Ya da yanma olayı, hani asit üretiyor dediniz. Asidin fazla üretilmesi sorun zaten. Evet. Tedavimizdeki, bizim yaptığımız tedavilerdeki birinci şık şu zaten. Bizim verdiğimiz mide ilaçlarının hepsi o muslukları kapatıyoruz. Yani asidin üretimini azaltmaya yönelik. Az önce dedim ya, stres çok önemli bir faktör. Stresli hastalarda bu asit miktarı o kadar artıyor ki verdiğimiz mide ilaçları bile bazen yetmiyor. Bazen psikiyatriden destek istiyoruz. Bazen antidepresanlar ekleniyor. Anksiyolotik ilaçlar ekleniyor. Onlarla birlikte tedaviyi ancak götürebiliyoruz. Çünkü bizim midedeki bütün olayımız, mide tedavisinin bütün ana olayımız oradaki asitleri, asit miktarını azaltmak. Asit miktarını azalttığımız zaman mide dokusu zaten iyileşmeye yelken tutuyor ve yavaş yavaş iyileşiyor. Anladım. Peki o zaman şunu da konuşalım. Asitli yiyeceklerden o zaman mide rahatsızlığı yaşayan hastalarımız en çok nelere dikkat edecek? Hangi sebzeler, meyveler veya mide hangi yiyeceklerde asit üretiyor? Bunlarla ilgili bilgiler alalım. Benim kendimle ilgili hastalarıma söylediğim özellikle birkaç nokta var. Birincisi şu, her hastama şunu söylüyorum. Gerçekten her hasta kendisinde farklı, her hastalık her hastada farklı cereyan ediyor. Mesela bir hasta geliyor, hocam ben süt içiyorum, rahatsız oluyorum diyor. O bir hasta geliyor bana diyor ki, hocam ben süt içiyorum, rahatlıyorum diyorum. Evet. Bir hasta geliyor diyor ki, hocam ben macizik içiyorum, ölüyorum. O bir hasta geliyor, ben macizik içiyorum, hocam ağrım geçiyor, mide ağrım diyor. Dolayısıyla kişiden kişiye göre değişiyor. Ama ana olarak ben hastalarıma söylediğim asitli şeyler, işte bunda kola özellikle, asitli Nescafe, içecekler. Asitli içecekler. Bunun dışında bakın sodayı hariç tutuyorum burada. Soda gerçekten yararlı. Onu içebilirsiniz, rahatlatıyor. Çünkü oradaki gazı ve asidi bir şekilde nötralize ediyor. Nescafe, portakal, mandalina tarzı asitli meyveler. Onun dışında acı, baharat, turşu. Bunlardan mutlaka kaçınıyoruz. Kızartmalar da kişiden kişiye göre değişiyor. Ama en çok gördüğüm şeylerin biri de mercimek çorbası. İnanılmaz derecede, özellikle sabahları alışkanlık haline getirmiş, sabah mercimek çorbası içen hastalarımız varsa mercimek çorbasını kestiklerinde nasıl rahatladıklarını görecekler. Evet. Ve sabahları poğaça, özellikle peynirli poğaçalar da çok etkili oluyor mide konusunda, mide ağrılarının artmasında. Ona da biraz dikkat ederlerse evet, sevinirim. Sevgili izleyiciler, burada bakın tiyoları verdik. Özellikle kış mevsiminde vazgeçemediğimiz mercimek çorbası, mide hastalıkları yaşayan reflü, gastrit, ülser başlangıcı ya da mide ünsleri sorunu yaşayan hastalarımız kesinlikle sabah ya da akşam hiç fark etmez. Kesinlikle mercimek çorbasından uzak duruyor. Evet, ve özellikle peynirli ya da herhangi bir poğaçadan. Evet, poğaçalarda sabah çok yediğimiz zaman. Hocam şöyle söyleyeceğim. Süt, genelde sütü ben de duyuyordum, rahatlatıyor diye. Ama kimileri de sütte gaz yaptığından dolayı midede rahatsızlık oluşturduğunu, kimisi karbonat diyor, kimisi elma mideyi rahatlatıyor. O an eğer yanında herhangi bir acilen akşamleyin rahatsızlandı, fenalaştı ya da herhangi bir mesai saatinde bir yanında ilacın yok, o anda ne yapabilir? Yani kimileri elma rahatlatır, karbonat rahatlatır. Bunların pratik yollarını alabiliriz. Pratik yolları kişiden kişiye göre değişiyor gerçekten. Yani karbonatla rahatlayanlar var, bir soda içip rahatlayanlar var, yanında bir dilim elma alanlar var. Ne bileyim işte, ben bir çay içeyim hemen tarçın. Tarçın, çay içenler, özellikle Türk çayı daha çok, hani kaçak çaylarda biliyorsunuz biraz daha koyu oluyor. Onları içtiklerinde çok rahatlayan insanlar. Herkes kendine göre bir metot geliştiriyor. Sütle ilgili konuda şu aslında, süt içtiğiniz zaman aslında sonuçta mideye bir şey giriyor. Asidin etkisini azaltmış oluyorsunuz ama bazı insanlarda laktoz intoleransı dediğimiz, biliyorsunuz sütte laktoz var. Yani oradaki enzimi, süt içerisindeki enzimi parçalayan, vücudumuzda herhangi bir madde yok. O laktoz intoleransı dediğimiz hastalarda. Dolayısıyla süt de şişkinlik yaratıyor. Onun için de o kişiler mutlaka kendilerini bilirler. Süt içtiklerinde gaz problemi, şişkinlik varsa laktozsuz sütler içsinler veya sütten uzak dursunlar. Anladım. Peki bu arada canlı yayınlarımız için tekrardan telefon numaramızı hatırlatalım. Herhalde bu arada sohbetlerimiz çok iyi gidiyor ki insanlar dikkatle izliyorlar. 0322 alan kodumuz 458-78-58, 458-78-58. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra tüm hızıyla beraberliğimiz devam edecek. Hayatın içindeki programı yine tekrar ediyoruz. Genel cerrahi uzmanı operatör doktorumuz Murat Keskin'le tekrardan buralarda olacağız. Kısa bir reklam, tekrardan buradayız. Evet sevgili TVA izleyicileri, kısa bir reklam aramızın hemen akabinde beraberliğimiz devam ediyor. Tabii ki
Beraberimiz devam ederken telefondan gelen sorularımız da var. Az önce değinmiş olduğumuz gibi reflü, gastrit, mide ülseri, ülser belirtileri, ülser yara mıdır, tedavisi nelerdir bunları konuşmuştuk. Şimdi de farklı bir konuya gelelim Murat Hocam. Hemoroid açılımını yapalım. Hemoroid nedir? Evet, hemoroid nedir? Güzel bir soru. Tabii hemoroidi çok farklı anlatabiliriz ama yine ben insanlara çok sıkmadan anlayabilecekleri dilde anlatayım. Şimdi normalde bizim bağırsak sistemimizin en son bölümü dediğimiz yani anüs ya da işte halk içinde makat dediğimiz bir bölgede, orası biliyorsunuz normal açıklık olan bir bölge. Şöyle bir açıklık düşünün, delik bir alan düşünün. Buraların kapatılması, buraların korunması için hem gaz kaçışını önlemek, orada küçük yastıkçıklar var. Bu 3 tane yastıkçık var. Biz bunlara hemoroid diyoruz. Bunlar aslında küçük kılcal damarlardan oluşan yastıkçıklar. Bunlar orada normal olarak hepimizde var. Bunlar şiştiği zaman veya dışarı çıktığı zaman biz bunlara hemoroid hastalığı diyoruz. Şimdi hemoroidle ilgili aslında sorularınız gelmiş. Bunlarla ilgili önce bir soralım, ondan sonra da açılımını yapalım. Bir sorumuz. Hocam 20 gün önce Basur ameliyatı oldum. Makatta ucuz sarı sivilce gibi bir şey çıktı. Bu durum beni korkutuyor. Beni sizce ne yapmalıyım? Öneriniz için teşekkür ediyorum. Malatya'dan Mehmet Bey demiş. Şimdi tabii nasıl bir ameliyat olduğunu bilmiyorum öncelikle. Tabii kendi hekimine gitmesi lazım bir kere kontrol Basur amaçlı. Basur ameliyatı olmuş. Evet. Basur ameliyatı olmuş ama hangi yöntemle olmuş onu bilmiyoruz. Şu farklı yöntemler var çünkü. O küçük sarı sivilce dediği şey oradaki bir dikişin kapanmaması olabilir. Orada küçük bir açıklık olabilir. Bazen de bu ameliyatlar sonrası farklı komplikasyonlar gelişebilir. Fistül olabilir. Mutlaka ve mutlaka kendi hekimine ameliyat olduğu hekimine başvursun. Mutlaka o oradaki hem yaptığı ameliyatı bir için çok daha rahat fikir sahibi olduğu için gereklilerini yapacaktır. Yine bir tane daha sorumuz var. Merhaba, hemoroidin acısını geçici olarak hafifletecek bir yol var mı? İş yerindeyim, akşam çıkacağım için doktora gidemiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim ya da bir ilaç ismi verirseniz Kübra Hanım. Evet. Şimdi aslında en önemli konulardan bir tanesi. Burada biraz bir iki noktaya değinmek istiyorum. Zamanımız var herhalde. Evet, var var. Şimdi hemoroid yani halk içinde basur dediğimiz şey özellikle bayan hasta olduğu için zaten bu konuya girmek istedim. Genelde bize polikliniğe başvurduklarında bayan hastalarımız bende basur var, şiddetli ağrım var diyor. Muayene ettiğimizde aslında basur olmadığını görüyoruz. Anal füsür yani çatlak dediğimiz yani yırtık dediğimiz hadisenin olduğunu görüyoruz. Özellikle doğum yapmış kadınlarda bu daha çok oluyor. İşte makatın dağılığı kadınlarda bazı gebelik sonu, normal doğumda gebelik sonrası orada yırtıklar oluşuyor. Eğer şiddetli kabızlık varsa bunun sonucunda içeride yırtıklar oluşuyor ve çok şiddetli ağrıları oluyor. Genelde bunu hemoroidle karıştırıyorlar. Mutlaka ve mutlaka bunun ayrımının yapılması lazım. Onun için mutlaka öncelikli olarak bir hekime gidip muayene olması lazım. Evet. Anal füsür mü var, hemoroid mi var? Çünkü ikisinin yaklaşım tarzı farklı. Eğer hemoroid varsa burada özellikle çok oturuyor mu, ayakta duruyor mu, kahve içiyor mu, sigara içiyor mu? Bütün bunların hepsi çok önemli. Sigara derken odamı etkiliyor mu? Çok etkiliyor. Sigara özellikle evet. Sigara, bağırsak, kahve, çay bunlar çok etkiliyor mu? Evet. Yani reflü ve gastrit tetiklediği kadarıyla hemoroid de etkiliyor. Aynen öyle. Onu da etkiliyor. Bu nedenle özellikle mesela tuvalette çok duranlar, çok ıkınan insanlarda hemoroidi çok görüyoruz. Kabız olan insanlarda mesela yırtığı çok görüyoruz. Bu nedenle mesela kabızlıktan kaçınmak için bazı yöntemler, ilaçlar olabilir veya bazı bitkisel şeyler öneriyoruz. Ya da sıcak suya oturmak. Mesela hemoroidle sıcak suya oturmak veya sıcak bir şey su torbası olabilir. Onu sıcak suyla doldurduğunuzda işte oradaki anüs bölgesine, makat bölgesine bunu yerleştirdiğinizde orada mutlaka ağrıda bir hafifleme olacaktır. Ama eğer yırtıksa mutlaka ve mutlaka o ağrı ne zaman geçeceği belli değil. 5 dakika sürebilir, 5 saat sürebilir. Mutlaka ve mutlaka tedavi olmalı lazım. Çok farklı tedavi seçenekleri de var. Ama bu ayrım çok önemli. Özellikle bayan hasta olduğu için onu belirtmek istedim. Şimdi bir sorumuz daha var Murat Hocam. Selam hocam, 44 yaşındayım. Bende vere 2 hemoroid olduğunu internet üzerinde tespit ettim. Tuvaletimi yaparken 3-4 yerden şişkinlik çıkıyor. Kalktığımda kendinden içeri girip yok oluyor. Ne yapmam lazım veya herhangi bir ilaç önerebilir misiniz? Teşekkürler demiş Kozan'dan Ali Bey. Biz de Ali Bey'e selamlarımızı gönderelim. Evet. Geçmiş olsun. Şimdi
Evre 2 hemoroid değil, evre 2 demek istemiş ama bahsettiği şey tuvalete çıkınca ıkındığı zaman basınçla birlikte bağırsağın aşağı kayması. Evet. Eğer tuvalet bittikten sonra o şişlikler dışarıda kalıyor ve kendinden içeri geçiyorsa burada biz bir evre 3 veya 4 hemoroidden bahsediyoruz. Aynı zamanda anal prolapsus dediğimiz yani bağırsak kaymasından bahsediyoruz. Evet. Bu tabii birinci derece bir bağırsak kayması. Bunun için ilaç olarak İşte bazı ilaçlar var. Bu ilaçları kullanabilir. Biraz şişlikler azalabilir ama o makatın yani şişliklerin dışarı çıkması ve içeri geçmesi ancak ameliyatla düzeltebilir. Bununla ilgili özel bir ameliyat var. Aynı anda hem hemoroidi hem de bu prolapsus dediğimiz bağırsak kaymasını düzeltici. Aynı gün taburcu edebildiğimiz özel bir ameliyat, Longo diye bir ameliyat yöntemimiz var. Onu da yaptığımızda hastanın hiçbir şikayeti olmuyor zaten. Peki yine gelen sorularımız var. Telefon numaramızı tekrardan hatırlatalım sevgili izleyiciler. 0322 alan kodumuz 458-78-58. 458-78-58 sorularınız varsa gerek sorularınızı yazdırabilirsiniz ya da canlı yayına bağlanabilirsiniz. Yine bir sorumuz gelmiş. Basur tedavisi yaptırdıktan ne kadar sonra işime dönebilirim? Yani Basur'la ilgili bir tedaviye. Yani ameliyat düşünüyorsa, ameliyatla ilgiliyse ameliyatın yöntemine göre değişiyor. Biliyorsunuz çok farklı ameliyat yöntemleri var. İşte lazerle var, işte boğma dediğimiz yöntem var, lastikle boğma yöntemi var. İğneyle sklerozan yöntem. Doktor mu karar veriyor? Doktor karar veriyor. Yani hastayı mı soruyor? Yok. Oradaki hemoroidin evresi, içerideki durumu, dışarıdaki durumu, ikinci evre mi, üçüncü evre mi, birinci evre mi, dışarıda mı, içeride mi, hastanın sosyoekonomik yaşantısı nedir, hemen işe dönmesi lazım mı, yoksa bir ev hanımı mı, işte bir emekli mi, bütün bunların hepsini değerlendirip. Yaş sınırlamasına da bakıyoruz. Yaş tabii. Şimdi mesela hastalarımız var, hocam benim çok fazla istirahat etme şansım yok, 3 günüm var, 4 günüm var, bu şekilde halletmemiz lazım. O zaman elimizden geldiğince daha konservatif, yani biraz daha bıçaksız işlere yönelmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama hastan gerçekten ilerlemiş, çok fazla fayda görmeyeceğiz ama izin konusunda ve iyileşme konusunda bir sıkıntımız yoksa o zaman daha farklı işlere yönelebiliyoruz. Onun için biraz da hastayla birlikte kendimizin karar verdiği, peki, konuşarak hallettiğimiz bir şey. Bu tür şeylerde mesela buradaki izleyicimizin sorusunun devamını ben getireyim o zaman. Peki bu tür Basur ameliyatlarında bazı sağlıkla ilgili şeker, tansiyon, kolesterol teknikler yapılıp ona göre mi Basur ameliyatının az önce kalem kalem kademe kademe var diyor. Ona göre mi karar veriyorsunuz? Şeker ve tansiyon etkiliyor mu? Tansiyon çok etkilemiyor ama şeker hastalığında ben kendi adıma söyleyeyim. Çok fazla radikal dediğimiz yani çok fazla işte hani bıçakla dediğimiz, keserek dediğimiz yöntemi çok uygulama taraftarı değilim. Çünkü o bölge zaten kirli bir bölge. Evet. Enfeksiyona çok meyilli bir bölge. Dolayısıyla da o bölgenin iyileşmesi de belli bir süreç alıyor. Onun için daha koruyucu, daha az hasarlı işlere yönelmeye çalışıyoruz. Çünkü şeker hastalığında enfeksiyon riski her zaman daha yüksektir. Kendi adıma söyleyeyim, tansiyon hastalığında ciddi bir problem düşünmem ama şeker hastalığında biraz daha koruyucu davranmaya çalışıyorum elinden geldiğince. Ben hekim olarak zaten özellikle o bölgedeki hastalıklarda hemoroid olsun, anal füsür olsun mutlaka ve mutlaka elimden geldiğince daha koruyucu, ameliyatsız yöntemlerle işi çözmeye çalışıyorum ilk etapta. Ama bazen öyle hastalar geliyor ki yani bunu ameliyatsız yöntemler, daha koruyucu yöntemlerle çözmeniz mümkün değil. Tabii bütün bunların hepsi bir birikim. Aslında bu bölge Adana, Urfa, Antep bu bölgelerde bu çok fazla. Neden? Çünkü çok katı besleniyoruz. Çok kabız oluyoruz. Çok tuvalette ıkınıyoruz. Lifli yiyecekler yani sebzeye çok önem vermiyoruz. Sigara alışkanlığı çok fazla, çok oturuyoruz. Bütün bunların hepsi hemoroidin yani, çok önemli sebeplerinden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, zaten sigara sağlığa zararlıdır. Ha. Sağlık derken insanın sadece kalp ve akciğerine denk gelmiyor. Mide, reflü, hemoroidde bile inanılmaz büyük bir etkisi var sigaranın çok. Zararlarından. Kesinlikle. Hocam bir sorumuz daha gelmiş. Hemoroid hastalığım için ameliyat önerildi. Ameliyat şart mı? Ameliyat dışında başka tedavi yöntemleri nelerdir? Ankara'dan Kübra Hanım. Kübra'ma da sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi şöyle ifade edeyim. Tabii az önce bahsettim. Hemoroidin farklı evreleri var. Evet. Hemoroidin büyüklüğü çok önemli. Nerede olduğu çok önemli. Çok farklı yöntemler var. Bahsettim. Lazer yöntemi dediğimiz yani infrared koagülasyon halkın lazer diye bildiği yöntem var. Genelde birinci, ikinci evrede bazen hafif üçüncü evrelerde uyguluyoruz. Lastikle boğma yöntemi var.
Bir gün biraz ağrı oluyor ama ameliyatsız bir yöntem yapabiliyorsunuz. Onun dışında damarı bağlayıcı bazı lazer yöntemleri var. Onları kullanabiliyorsunuz. Bütün bunlar farklı yöntemler, ameliyatsız yöntemler ama eğer gerçekten çok ilerlemişse o zaman ameliyatsız yöntemlerden çok bir fayda göremezsiniz. Sadece para tuzağı olur. O da boşu boşuna, zaten hekim mutlaka onunla ilgili bilgilendirme yapmıştır. Yine bir tane hemorit tedavisinde ameliyat riskli midir? Neden son tercih denmiş? İsmini vermek istememiş arkadaşımızın. Her ameliyatın bir riski var. Evet. En basit apandisit ameliyatının bir riski var. Hemoroid bölgesi de sürekli, şimdi bir işlem yapıyorsunuz orada, evet. Ve sonuçta da hem işlemi yapıyorsunuz, orada bir ameliyat, işte dikişler var vesaire, çok ağırlı bölge, vücudun en ağırlı bölgesi orası. Evet. Bu arada da siz işte vücudun normal fonksiyonlara devam ediyor. Yani işte dışkılamaya devam ediyorsunuz, yiyecekler yiyorsunuz. Sonuçta hem iyileşecek hem o işini, vazifesini görecek. Bu nedenle gerçekten ameliyat sonrası ciddi ağrılarla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle elimizden geldiğince en son tercih olarak uyguluyoruz. Hatta bazen iki aşamalı bile yaptığımız oluyor. Şimdi hemorit bir nevi de Basur hastalığı demek değil mi? Aynı şey, Basur. Aynı. Peki Basur hastalığının tedavisinden ziyade biz vatandaşlar, bizler Basur olup ya da hemorit olduğunu, belirtisini, yani doktora gitmeden nasıl hemen teşhis değil de şüphelenip hemen doktora başvurabiliriz? İki tane şikayetle geliyor insanlar. İki şikayetle. Birincisi, evet, birincisi kanama. Hı. İkincisi de şişliklerin ortaya çıkması. İşte tuvalete çıktıktan sonra şişlikler var burada, bunlar yoktu deyip korkup geliyorlar. Bir de genelde kanamayla geliyorlar. Ağrı genelde çok kısa sürüyor hemoroidde. Yırtıkta çok ağrı oluyor anal füstürde. Orada zaten bayanlar genelde bu tip rahatsızlara maruz kaldığı için, özellikle doğum yapmış kadınlarda çok fazla görüyoruz. Bir şekilde en sonunda dayanamayıp geliyorlar ama makatta kanama ve şişliklerin ele gelmesi en çok karşımıza çıkan sorun. Tabi aslında burada çok önemli bir nokta var. Bu noktayı getirmememiz lazım. Ben hep söylüyorum, kabus olmamaya çalışın. Tuvalette çok uzun süre kalmamaya çalışın. Mutlaka lifli, yani sebze önem verin. İşte bu bölgede biliyorsunuz kebap, evet, vesaire, bütün bunların hepsi yaz çok güzel. Zaten aslında bunlardan uzak durmak gerekiyor. Evet. Murat Hocam, şimdi kabızlı önlemek için o zaman buradan dalınızla ilgili zaten sebze ve meyvelerde en çok neleri yemeleri gerekiyor ki Basur'da genelde kabızlık olayını çok fazla yaşıyorlar, ya da normal insanlar Basur olayını yaşıyor, illaki Basur olayı değil. Nelerine dikkat etmeli? Bağırsak hareketini hızlandırıcı hiçbir şey almamamız lazım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, bazı insanlar acı yiyorlar. Gerçek acıysa gerçekten çok fark etmiyor. Ama işte piyasada biliyorsunuz bazı şeyler de olabiliyor. Farklı acı türleri, farklı kombinasyonlar olabiliyor. Bunlar mutlaka rahatsızlık veriyor. İshal olanlarda kan dolaşımı çok arttığı için bağırsakta hemoroide sebebiyet verebiliyor. Kabızlık neden sebebiyet verebiliyor? Çünkü çok ıkınıyorlar tuvalette, uzun süre kalıyor ve basınçla o şişlikleri şişiriyorlar ve aşağı doğru kaydırmasını sağlıyorlar. İşte kabızlığı nasıl önleyeceğiz? Evet. Bol su içeceğiz. Yürüyüş yapacağız ve çok önemli, lifli gıdalar mutlaka alacağız. Bunlardan kiraz. Kiraz olur, işte dönüş, şimdi mevsimsel söylüyorum, işte fasulyesi, karpuzun faydası var, evet. Fasulyenin faydası var, kavun, bütün bunların hepsi lifli gıdalar, kayısı, bunlar çok önemli. Herkes kendine göre doğal bir yöntem belirleyebilir. Eğer bütün bunlardan başarısız oluyorsa da mutlaka bir hekime gidip hekimin verdiği tavsiyeler ve ilaçlar doğrultusunda bu kabızlığı önlemesi lazım. Anladım. Şimdi gelelim meme kanseriyle ilgili, evet, konuşmamıza. Evet, hemoriti konuştuk, mide reflüyü konuştuk. Mide hastalıkları derken reflü, gastrit, mide fıtığı. Aslında mide fıtığının da açılımını yapacaktık ama zaten hepsi bir araya giriyor. Değil mi hocam? Evet. Şimdi Türkiye'de programın başında da belirtmiş olduğum gibi Türkiye'de 4 bayandan biri meme kanseri ya da meme kanseri teşhisi koyulmuş olan hastalarımız var. Şimdi Türkiye'de değinmiş olduğumuz gibi 4 bayandan, 4 kadından biri meme kanseri. Öncelikle şunu belirtelim. Her bayan, 4 bayandan biri meme kanseri derken erkekler meme kanserine yakalanabiliyor mu? Evet, yakalanabiliyor. Erkekler meme kanserine yakalanabiliyor. Bu yalnız oran %1'den daha az bir oran. Genelde genetik faktörler çok önemli. Bir de bazı ilaçlara, özellikle hormonal ilaçlara maruz kaldıysa oluyor. Onun dışında çok erkeklerde gördüğümüz bir hadise değil. Peki meme kanseri nedir? Belirtileri, onlarla ilgili bir bilgi alalım. Şimdi öncelikli olarak biraz kanser konusuna değineyim. Hemen oradan meme hastalıklarına geçelim. Evet. Bakın 2025 yılında
yapılan bütün istatistik çalışmalar her 4 kişiden birinin kanser olacağı yönünde öyle hızla ilerliyoruz. Onun için toplum olarak istatistik bilimi biliyorsunuz gerçek bir bilimdir, pozitif bilimdir, hesaplamalar hepsi o yönde. Bu nedenle toplum olarak çok bilinçli olmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kendimizle ilgili en ufak kuşkularda, en ufak durumlarda mutlaka bir hekime başvuracağız. Kendimiz bazı koruyucu işlemlere, koruyucu hareketlerde bulunmamız lazım. Yani koruyucu hekimlik anlamında mutlaka bizlerden yani tavsiye almamız lazım. Onları anlatacağım. Evet. Şimdi meme ile ilgili de kadınlarda en çok görülen tümör meme tümörü. Çünkü meme aslında fizyolojik bir organ, yani çalışan bir organ, sürekli hormonlara duyarlı olan bir organ. Şimdi meme kanserindeki en önemli şey şu, neden arttı sıklık olarak? Bir, genetiksel olarak artıyor. İki, toplumdaki işte bu sosyoekonomik şartların değişmesi, stres, yediğimiz yiyecekler, işte suni bir takım yapay yiyecekler, bütün bunların hepsi çok etkili olmakla birlikte. Bir de en önemli konulardan bir tanesi çocuk sayısının azalması ve emzirmede annelerin artık eskisi kadar emzirmemesi, bütün bunların faktörler de çok önemli. Mesela daha çok emziren kadın, daha çok çocuk doğuran kadında meme kanser riski daha az. Daha az. Evet. Şimdi bakıyorsunuz yani bir çocuk, iki çocuk. Eskiden 5, 6, 7 uzun süre emzirme dönemlerde. Ama da ekonomik şartlarına tabii, göre tabii. Bu nedenle meme kanseri biraz daha artıyor. Ama en önemli faktör de bir sosyoekonomik durumun biraz farklılaşması. Evet. Bütün bunların hepsi çok etken. Burada en önemli nokta şu. Meme kanserini önlemek için bir takım çalışmalar var. En son propolis maddesini belki duydunuz. Arıların ürettiği, kendi kovanlarını korumak için ürettiği bir özel bir ürün. Propolisin meme kanserini önlediği ile ilgili çok ciddi bilimsel çalışmalar var. Bununla ilgili de İstanbul Detam'da ciddi bir çalışma var. Bununla ilgili inşallah önümüzdeki 10 yıl içerisinde belki bunun tedavisi de ortaya çıkacak. Ama biz bu 10 yıllık dönemde ne yapmamız lazım? En önemli şey kanserde erken teşhis. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka kendimizi sürekli muayene etmemiz lazım. Ben kadınlara hep şunu söylüyorum. Kendinizi her ay banyoya girdiğinizde en az bir kere mutlaka muayene edin. Muayeneyi de gösteriyoruz nasıl yapılacağını. Şimdi orada bir tane var mesela, memeden süt gelmesi. Bu mu? Yok. Memeden süt gelmesi değil. Memedeki en önemli, meme kanseri en önemli belirtisi ağrısız kitle. Yani 100 kişiden 70'i, kansere yakalanan 100 kişiden 70'i, hocam ben de burada bir sertlik fark ettim ama hiç ağrımıyor. Çok önemsemedim ağrımadığı için diyor ve geliyor. Ağrımayan kitleler daha çok kanser oluyor. Ağrıyan kitlelerde çok fazla korkmuyoruz. Enfeksiyon olabilir diyoruz. Daha fonksiyonel, fizyolojik diyoruz ama ağrısız kitlelerde biraz daha fazla korkuyoruz. Onun için hep şunu söylüyorum. Kitleleri ağrıması veya ağrımamasına göre değil, varlığına göre mutlaka hekime başvurun. Erken teşhis çok önemli. Bir meme kanserinde erken teşhis olursa tamamıyla tedavi edebiliyorsunuz. Ama geç olduğu zaman tabii iş biraz geçmiş oluyor, daha sıkıntı yaşayabiliyoruz. Onun için mutlaka ve mutlaka her ay kendinizi muayene edeceksiniz. İkincisi, 6 ayda bir mutlaka ultrason kontrolü, senede bir mamografi kontrolü mutlaka yapılması lazım. Burada da şöyle bir çelişki var. İşte ultrason çok çektirmek, az çektirmek. Ultrason tamamıyla ses dalgalarıyla yapılan bir işlem. Bu nedenle hiçbir zararı yok. Mamografide de aldığınız ışın çok düşük. 10 tane mamografi bir tane akciğer filmine eşdeğer. Radyasyon olarak. Onun için hiç öyle düşünmemek lazım. Mutlaka ve mutlaka kontrollerimizi yapmamız lazım. Muayene ederken de ben hastalara nasıl muayene yapılacağını da gösteriyorum. Mutlaka parmaklarımızla muayene edeceğiz. Koltuk altımızı muayene edeceğiz. Genelde de işte şöyle yapıyoruz. İşte atıyorum şimdi sol mememizi muayene edeceksek şöyle yapıyoruz. Parmaklarımızı görüyorsunuz. Şu parmaklarımızı şu şekilde hareket ettirerek elimizin altında böyle bir top gibi, bilye gibi bir şey var mı? Hafif böyle dolandırıyoruz. Peki, sonra da koltuk altına. Koltuk evet. Altına falan bakmıyoruz değil mi? Koltuk altına doğru gidiyoruz. Koltuk altına da bakıyoruz. Sonra koltuk altında evet, herhangi sonra, bir kitle olması bile mi? Olabilir tabii ki. Evet. Sonra şöyle yapıyoruz, evet. Buraya yapıyoruz. Bunu ayda bir defa yapmamız lazım. Çünkü bir süre sonra, hatta ilk başta ben diyorum ki haftada bir yapın, kendi göğsünüzü artık tanıyın, ezberleyin. Benim göğsümde burada bu var, burada bu var, burada bu var. Bunu ezberleyin ve bu şekilde ezberledikten sonra zaten bir süre sonra bu burada yoktu diyor demeye başlıyorsunuz ve hemen hekiminize gidiyorsunuz ve erken teşhis yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Yani kitle tamamen belirtisi kitle. Kitle. Başka meme başında akıntı olabilir. Meme başında akıntı da %10 civarında. Gene de meme başı akıntılarında fizyolojik olaylar sebebiyet veriyor ama tabii bunu da araştırıyoruz. 100 hastanın 10 kişisinin 10'unda da işte meme başı akıntısı da olabiliyor. Özellikle kanlı akıntı. Evet. Yani sorulardan bir tanesi memeden süt gelmesi doktora müracaat
ihraç edilmeli midir? Kesinlikle edilmeli. Çünkü meme başından süt gelmesinde çok farklı etkenler var. Bazen kanal genişliğinden dolayı oluyor. Duktal ektazi dediğimiz kanal genişliğinden oluyor. Meme kanseriyle alakalı değil. Meme kanseri alakalı değil özellikle, ama mutlaka ve mutlaka biz zaten ultrason istiyoruz. Hormonal tetkikler yapıyoruz. Mesela prolaktin istiyoruz. Prolaktin değeri yüksekse bakıyoruz, eğer bu sefer beyin tümörü istiyoruz. Evet. İşte beyincik tümörü MR istiyoruz. Beyincik MR istediğimizde de orada bazen beyincikte de bazı problemler ortaya çıkıyor. Onun için meme başı akıntısı, özellikle süt varsa, özellikle süt geliyorsa, özellikle kanlı akıntı varsa mutlaka hekime başvurun. Evet. Bu arada yine sorularımızdan bir tanesi. Yani şimdi meme kanserinin pek belirtilerini sorduk. Her kitle kanser midir? Mesela bir hastanız geldi ya da bir hastamızın herhangi değinmiş olduğu gibi kendince bir baktı ki bir kitleyi oluştu. Yani orada hemen riske girmesi, korkması gerekmiyor. Hayır, korkması değil gerekmiyor. Hemen ama bir doktora müracaat etmesi. Meme tümörüyle ilgili belirtileri de birkaç tane daha ekleyeceğim. Kısaca tekrar özetleyeyim. Evet. Ağrısız kitle, ağrılı kitle, meme başı akıntıları özellikle kanlı varsa, meme başının içeri çekilmesi. Evet. Meme başının içeri çekilmesi. Bir de ciltte meme dokusunun üzerinde portakal kabuğu görünümü, yani böyle noktasal bazı görüntüler ortaya çıkıyor. Böyle portakal kabuğu gibi bir görünüm oluyor. Bu da meme kanserini işaret edebilir. Ama meme kanseri değil. Lütfen hanımlarımız kendilerini muayene ettiklerinde bir kitle gördüklerinde hemen üzülmesinler. Kitlelerin büyük bir bölümü kist veya bizim masum dediğimiz kitleler. Gelsinler bir doktorumuza muayene olsunlar, ultrasonları çektirsinler. Emin olsunlar. Zaten erken de teşhis, sürekli bu kendilerini kontrol ediyorlar. Zaten erken teşhiste mutlaka zaten tedavi olabiliyorlar. Evet. Peki Murat Hocam, şimdi meme kanserine yakalanan hastalarımız olduğu zaman bunun tedavi aşamaları vardır. Hı-hı. Yani birinci kademe, ikinci, en sonunda memeyi alıyorsunuz. En son kademeye geldiği zaman mı? Hayır. Meme kanseri teşhisi koyduğumuzda bir kere tümörün çapı çok önemli. Evet. İkincisi koltuk altına yayılımı çok önemli. Vücutta başka bir organa yayılımı çok önemli. Biz hasta geldiğinde eğer biz memedeki kitleyi tümör olarak, eğer patolojisini almış parçayı aldık, patoloji olarak da bize tümör geldi, hemen komple bir tomografi çektiriyoruz. Geç son dönemde de artık pozitron emisyon tomografisi dediğimiz PET dediğimiz olay var. Onu hemen çektiriyoruz. Onu çektirdikten sonra vücutta herhangi bir yere yayılım var mı? Uzak yayılım. Yani karaciğere, yumurtalığa, o diğer organlara, beyne bir yayılım var mı? Çünkü biliyorsunuz meme tümörü sadece buraya ait olan bir tümör değil. Multisistemik bir tümör. Yani bütün her yerine yayılabilir. Bu nedenle genel bir tarama yapıyoruz. Genel taramada da onkoloji hekimlerimiz, arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Orada bir tarama yapılıyor. Tarama temiz olduktan sonra derhal ameliyata karar veriyoruz. Ameliyat da iki aşamalı. İki tür ameliyat var. Biliyorsunuz memenin komple alınması, yani tümden alınması kadınlarda psikolojik bazı travmalara sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle son 15-20 yıl içerisinde bazı kitlelerde, özellikle dışa doğru olan tümörlerde, kitleler küçükse daha çok memeyi koruyucu, sadece o bölge genişletilmiş anlamda segmental dediğimiz bölgesel alımlar yapılıyor. Diğer meme korunuyor. Bunun tabii onkolojik tedavisi biraz daha farklı oluyor. Işın tedavisi ekleniyor vesaire. Ama son 2-3 yılda da bazı bir trend gelişti. Efendim ben hiç o dokuları istemiyorum. Çünkü diğer dokularda da sinsi bir tümör hücresi olabilir. Şu an fark edemediğim. Bu büyüyebilir. Ben komple memeyi, göğsümü aldırmak istiyorum. Daha sonra plastik cerrahiyle birlikte zaten ben oraya işte bir silikon koyarım ya da bir göğüs yaptırırım deyip komple memeyi alma yönünde de ciddi bir trend var son yıllarda. Tabii o esnada psikiyatriye de başvuruyorlar. Tabii ki. Tabii. Ama zaten onun ön hazırlığı hepsi var. Bütün bunlar hepsi konuşuluyor. Onkoloji hekimlerimiz konuşuyor. Biz konuşuyoruz. Gerekli durumları anlatıyoruz. Bu kararı zaten hastalarla birlikte biz beraber veriyoruz. Biz hastalara bütün bunları anlatıyoruz. Kendileri düşünüyorlar, ailecek ve karar veriyor. Diyorlar ki hocam göğsümün hepsini alın ya da sadece bir kısmını alın. Ben evet, göğsümün kalmasını istiyorum diyor. O şekilde de şey yapıyoruz. Murat Hocam, bir canlı yayınımız varmış hattımızda. Evet. Yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz gerçi. Alo. Sesimi duyabiliyor musunuz? Alo. Maalesef ulaşamadık sanıyorum. Evet. Şu an. Evet. Canlı yayınımız var mı? Atakan Alper. Evet. Alo. Evet, maalesef şu an hattan herhalde sanıyorum.
Bu arada evet, az önce bir mide ve reflüden bahsetmiştik. Onunla ilgili de son noktayı şeyi alalım. Mide fıtığıyla alalım. Mide fıtığı yaşayanlar var. Mesela genelde kimileri belinde yaşıyor. Kimileri ayağında yaşıyor. Genelde bel fıtığı insanları tamamen sakat eden. Bir de mide fıtığı vardır. Hı hı. Mide fıtığı bel fıtığı gibi büyüyebiliyor mu? Yerinde kalıyor mu? Onun riskleri nelerdir? Mide fıtığı dediğim şey şu aslında. Şimdi göğüs boşluğunu düşünün. Bir de karın boşluğunu. İkisini ayıran şöyle bir zar var. Evet. Şöyle bir zar var. Şöyle düşünün. Yemek borusu yukarıdan geliyor göğüs boşluğundan. Aşağıdaki karın boşluğuna girebilmek için şurada küçük bir delik var. Kendi evet. çapında. Bu delik açıldığı zaman, genişlediği zaman biz buna fıtık diyoruz. Bu sefer bu geniş alandan midenin içindeki basınçtan dolayı mide yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Göğüse çıkmaya doğru başlıyor ve şikayetler başlıyor. Dolayısıyla da bunu durumuna göre, yani genişliğine göre mutlaka ve mutlaka ameliyat etmek gerekiyor. Hastanın şikayetine göre karar veriyoruz. Ameliyatlarda gene de laparoskopik oluyor. Ona dediğim gibi endoskopik yöntemlere teşhis konulduktan sonra tomografide ekliyoruz ve hastayla birlikte şikayetlerine göre karar veriyoruz. Evet, bu arada yavaş yavaş programın sonlarına da gelmiş hemen bitti. Bulunmaktayız. Evet, saatimiz 11.30 artık. Evet, birazdan haberinizi izleyeceğiz. Burada genel cerrahi, tabii bu arada genel cerrahi derken benim de doktorum Murat Bey. Bazen zaman zaman şikayetlerimiz olduğu zaman da Murat Bey'e müracaat ediyoruz. İlla ki muayene olmamıza gerek kalmıyor. Bilgileri de alabiliyoruz. Bu arada genel cerrahi uzmanı operatör doktor Murat Keskin. Sorularınıza elimizden geldikçe cevapladı. Reflü, mide, gastrit, ünser, hemorit, bağsur yani meme hastalıkları ve meme kanseriyle ilgili sorduğumuz soruları cevapladı. Bu arada katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz. Çok teşekkürler. Bir dahaki ilerleyen aylarda inşallah tekrardan inşallah, sağlıkla edersiniz. İlgili tekrardan sizleri aramızda görmek isteriz. İnşallah biz de sevgili isteriz. Sevgili izleyiciler, Ebru Özgür'den sunumuyla Hayatın İçinden programı burada sonu eriyor. Haftaya Salı günü tekrardan görüşmek, buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.